Yusuf Kaplan uyarıyorum. 15 Temmuz saldırısının ikinci dalgası geliyor. 15 Temmuz bir darbe girişimi değil, Türkiye'ye bir saldırıydı. Nasıl bir saldırıydı bu ve neyi vurmayı hedefliyordu peki? Türkiye'nin ruh atılımı yapma gücüne bir saldırıydı bu. Türkiye'nin yeniden tarihin akışını değiştirecek bir medeniyet yürüyüşüne soyunma imkanlarının berhava edilmesini amaçlayan bir saldırıydı. Türkiye'nin son kale, mazlumların umudu olma hakikatini bitirmeye amaçlayan büyük bir saldırıydı. FETÖ ile mücadelenin atlanmaması gereken ayağı partiler. FETÖ ile mücadelede atlanmaması gereken ama atlandığını gözlemlediğim çok hayati bir nokta var. FETÖ ile mücadeleyi AK Parti hükümeti ve kadroları yapıyor esas itibariyle öyle değil mi? FETÖ ile mücadelenin başımıza yeni bir çorap örmesi, önlemek için bu mücadeleyi stratejik ve dikkatli bir şekilde götürmek gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. FETÖ ile mücadeleyi yürüten AK Parti artık daha fazla gecikmeden AK Parti'deki, dolayısıyla diğer partilerdeki kripto FETÖ'cüleri temizlemezse, FETÖ'cüler FETÖ ile ilgisi olmayan ve FETÖ'nün temizlemeyi düşündüğü önemli isimleri temizleyecekler. Meselenin püf noktası burası. Kripto FETÖ'cüler FETÖ ile FETÖ ilgisi olmayan hatta FETÖ'yle kıyasıya mücadele eden bazı isimleri temizlemeye başladılar bile. Burada isim vermeyeceğim. Sadece şu kadarını söylemekle yetineceğim. Anadolu'dan teşkilatlardan gelen haberler çok tedirgin edici nitelikte. Bu gerçeği Twitter'da bu şekilde dile getirdiğimde gelen tepkiler, verilen bilgiler ürküttü beni. O yüzden Önce temizliği yapacak. Kadroların içinden kripto FETÖ'cülerin temizlenmesi gerekiyor. Yoksa hem tertemiz insanlar temizlenecek hem de daha önemlisi Erdoğan'ın etrafında kale gibi duracak kimse bırakılmayacak. Bu son söylediğimi özelde AK Parti, genelde devlet yetkilileri dikkate alsınlar lütfen. Tayyip Bey yıllardır FETÖ ile mücadelede gevşek davranılıyor. Olmaz bu diye uyardı. Fazla anlatamamış olmalı ki defalarca tekrarladı uyarısını. 15 Temmuz'un ikinci ayağı, cemaatlerin vurulması, laikliğin pompalanması. Gelinen noktada işin kontrolden çıkmaması ve ürpertici mecralara sapmaması için şu uyarılarımı lütfen dikkate alın, diyorum. 1. Bir, birincisi Erdoğan'ın etrafının boşaltılması. Erdoğan'ın yalnızlaştırılmasına asla izin verilmemeli. Bu mücadele Erdoğan olmadan başarıya ulaşamaz. Bunu bütün dünya biliyor. O yüzden Erdoğan'ın etrafında dünyevi beklentileri olmayan, kale gibi duracak sağlam, basiretli, donanımlı ve korkusuz dava adamlarına ihtiyaç var. İkincisi FETÖ ile mücadele mecrağından saptırılıyor. Bir taraftan laikler, diğer taraftan yeni FETÖ'cüler tankların önüne yatan cemaatleri, tarikatları hedef tahtasına yatırmaya başladılar. Her gece televizyonlarda açık açık cemaat tarikat isimleri verilerek bu cemaatler tarikatlar hedef gösteriliyor. Her gece belli başlı televizyonlarda defalarca tekrarlanıyor bu hedef göstermeler. Dikkat verilsin lütfen. Asıl tehlike bu. Üstelik de aynı anda iki taraftan yapılan medyatik yaylım ateşinin ortasında kalıyor cemaatler ve tarikatlar. Dahası bu hedef göstermeler bazı ilahiyat profesörlerine yaptırılıyor. Bu insanlar bilip bilmeden, belki de bilerek hem Türkiye'yi ancak layıklık kurtarabilir diyebiliyorlar, hem de açık açık izin vererek cemaatleri, tarikatları hedef gösteriyorlar. Bu nedir? Hiç şüpheniz olmasın ki bu 15 Temmuz saldırısının ikinci ayağıdır. İkinci dalga budur. FETÖ cemaat değil, İslam'ı dönüştürmeye amaçlayan küresel bir kukla örgüttür. Önce şu ayrımı herkesin, özellikle de Erdoğan'ın mutlaka yapması gerekiyor. FETÖ asla bir cemaat değildir. FETÖ, cemaat kılıfına bürünmüş, İslam'ı protestanlaştırarak dönüştürmeyi amaçlayan küresel sistemin bir projesidir, bir şer şebekesidir. Dahası FETÖ'nün başvurduğu yöntemler hiçbir şekilde İslam'la bağdaştırılamaz. Hedefe varmak için her yolu, şantaj, montaj, kaset, yalan, iftira, kumpas, ülkesini satmak gibi her tür gayrimeşru yolu meşru olarak gören bir oluşum asla Müslüman bir cemaat olamaz. CIA'ye, Mossa'da, Vatikan'a ve İngilizlerin devletine derinden bağlı bir hareket asla İslami bir cemaat olamaz. Ülkesinin meclisini bombalayan, halkını tankların altında ezen, uçaklarla halkına bomba yağdıran, Müslüman bir cumhurbaşkanına suikast üstüne suikast düzenleyen bir terör örgütü asla Müslüman ve ehli sünnet bir cemaat olamaz. Takıyı ahlaksızlığıyla kılıktan kılığa giren karaktersiz bir şebeke asla ehli sünnet ve cemaat olamaz. Erdoğan, başbakan ve görmez cemaatlere sahip çıkmalı. O yüzden şunun altını çizerek söylüyorum. Tayyip Bey de başbakanımız da Diyanet İşleri Başkanımız da mutlaka ehli sünnete, cemaatlere ve tarikatlara sahip çıkmalı. Halkı bu konuda doğru yönlendirmelidir. İslam dünyasının bin küsür yıl huzur ve barış içinde olmasını, Selçuklu ve Osmanlı'nın bin yıllık mücadele ve mücahedeyle kurup koruduğu, ehli sünnet omurgaya borçlu olduğu vurgulanmalı. Bütün bunları yaparken Alevi kardeşlerimizi incitmemeye büyük özen gösterilmelidir. Bendeniz bu hayati meselede şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Sonraki yazılarda bu meselenin üzerine etraflıca gideceğim. Asıl mesele bu çünkü. Meselenin püf noktası İslam'ın yeniden tarih sahnesine çıkmasını sağlayabilecek yegane sigorta ve imkan olan bin yıllık ehli sünnet omurganın çökertilmesi projesidir. Şunu unutmamak gerekiyor. Eğer cemaatler ve tarikatlar çökerse, ehli sünnet çöker. Ehli sünnet çökerse Özelde bu toplumu, genelde İslam dünyasını bin küsür yıl ayakta dimdik ve diri tutan omurga çöker. Önce bu toplum, ardından da İslam dünyası orta ve uzun vadede kaosun eşiğine sürüklenir ve bir daha da belini doğrultamaz. Ben vazifemi yaptım. Gerisi yetkililerimize düşüyor. Vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak.